Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle örgünüzde oyalı bir şekilde uygulayabileceğiniz iki şişle başlama tekniğini anlatacağım. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir oyalı kenar başlama tekniği. Yeleklerde, şallarda, bluzlarda, battaniyelerde her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Yapımı son derece kolay, basit, güzel bir başlama tekniği. Arka de şöyle göstereyim. Ben üstteki açık renk modelde 100 gramda 250 metrelik anti peeling yünü kullandım. 3 numara şişle başladım. Alttaki de 100 gramda 280 metrelik bir yün ip. Onda da yine 3 numara şiş kullandım. İstediğiniz koton iplerle, merserize iplerle, daha ince angora iplerle ya da daha kalın iplerle her türlü iple şişle uygulayabilirsiniz. Model 10 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben sizlere şu anda iki motif üzerinde anlatacağım. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Evet. İki motif için şişime 23 ilmek hazırlayacağım. E, motifi başlarken şöyle şişlerimi iki şişi birlikte üst üste kullanarak başlayacağım. Kenar kısmında herhangi bir büzme toplamı olmasın diye 23 tane ilmek alıyorum şişime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Evet, ilmeklerimi hazırladım. Şöyle uç kısmında sabitliyorum. Hemen şuradaki başlama ipimi de kısaltıp şişlerimden birini çekiyorum. Burası örgümün ön yüzü olacak. İlk sıradan itibaren modelimi kurmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz. Sıradaki bir ilmeği dört kez üst üste öreceğim. Bir kez örüyorum. Tekrar şişime, sol şişime alıp bir kez daha örüyorum. Tekrar sol şişime alıp bir kez daha örüyorum. Ve tekrar sol şişime alıp bir kez daha örüyorum. Bir ilmeği dört kez örmüş oldum. Şimdi sol şişimi alttan ön taraftan gönderdim örmüş olduğum dört kez örmüş olduğum ilmeği alıp tekrar şişimi öne geri getiriyorum ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum bir ilmek düz aynı işlemi tekrar yapıyorum sıradaki ilmeği dört kez üst üste öreceğim bir tekrar şişimi alıyorum 2 tekrar şişimi alıyorum 3 tekrar şişimi alıyorum 4 sol şişimi ön taraftan şöyle geriye doğru gönderip bu ilmeği alıp tekrar geri öne çekiyorum ve bir kez daha düz olarak örüyorum bir ilmek düz aynı işlemi tekrar yapıyorum 1 2 3 ve de 4. Sol şişimi ön taraftan arkaya gönderip ilmeğimi geri çekiyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir. Tekrar şişimi alıyorum. İki. Tekrar sol şişimi aldım. 3 Tekrar sol şişimi aldım. 4. Şişimi ön taraftan arkaya gönderip buradaki örmüş olduğum ilmeği alıp tekrar öne çekiyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz. Sıradaki ilmeği 4 kez örüyorum. 1 2 3 4 Şişimi ön taraftan arkaya çeviriyorum. İlmeği alıp tekrar öne getiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz. Sıra boyunca aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 4. 4 kez aynı ilmeği ördüm ve tekrar şişime arka taraftan alıp öne ilmeği getiriyorum ve düz olarak örüyorum. 1 ilmek düz. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 1 2 3 4 kez aynı ilmeğimi ördüm. Şişimi ön taraftan çevirip ilmeğimi alıp tekrar öne getiriyorum ve düz olarak ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmeği dört kez. Bir, iki, üç, dört. Sol şişimi önden arka tarafı geçirdim. İlmeği alıp tekrar öne getirdim. Ve düz olarak ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmeği dört kez örüyorum. Bir. 2 3, 4. Sol şişimi önden arka tarafa gönderip ilmeği alıp çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ve son kez bir ilmeği dört kez örüyorum. 1, 2, 3, 4. yine ilmeğimi arka taraftan alıp öne geçirdim ve düz olarak ördüm bir düz ve kenar ilmeği ikinci sıra arka yüze geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeği örmeden atlıyorum sıradaki 9 ilmeği ipimi çift dolayarak düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve de 9. 9 ilmeği çift doladım, düz ördüm. İpimi kendimden tarafı alıp bir ilmeği örmeden atlıyorum. Tekrar 9 ilmeği çift dolayarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İpimi kendimden taraf alıp bir ilmeği örmeden atlıyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzüne 3. sıraya geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sonrasında Şöyle ipimi diğer elime alıyorum ve 4 ilmek artırma yapıyorum. 1 2 3 4 9 tane çift doladığım ilmeği açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve de 9. Bu 9 ilmeği Tekrar şişimi alıp hepsini birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar ipimi diğer elime aldım ve 4 kez artırma yapıyorum. 1 2 3 4 Evet. Arada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar diğer modele geldim. Yine 4 tane ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 9 ilmeği çift doladığım ilmeği açıyorum. Ve bu 9 ilmeği tekrar şişimi takıp hepsini birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar 4 ilmek artırma yapıyorum. 1 2 3 4 1 ilmek düz ve kenar ilmeği arka sırada ilmeklerimi tamamını ters örüp ön yüze geçiyorum kenar ilmeğimi aldım baştan sonra bu artırdığımız ilmekler de dahil hepsini sırayla ters olarak örüyorum ve böylelikle modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde bundan sonrasında uygulayacağınız istediğiniz modeli başlayabilirsiniz. Sıra boyunca artırdığımız ilmekler dahil hepsini baştan sona ters olarak örüyorum son derece kolay ve gerçekten şık duran bir örnek. İstediğiniz yeleklerde, bluzlarda, battaniyelerde dediğim gibi şallarda kenar uç kısımlarında uygulayabileceğiniz güzel bir model. İster bebek örgülerinde, ister yetişkin örgülerinde her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Evet hepsini ters olarak ördüm ve ön yüze geldim. Buradan itibaren istediğiniz modele başlayabilirsiniz. Şöyle bir parçaları tekrar göstereyim. Gerçekten şık duran, zarif duran bir başlama tekniği. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.